Men kimge aytay dostlarım, divana kıldı işmeni. Satpara kıldı yüreğim, divana kıldı işmeni. Tün keçeler dağıt eylesem, her dem seni yad eylesem, işkinde feryad eylesem. Ularını o'liklar deb atamangiz mazmunidagi oyatni tafsir qilib bersangiz. Ba'zilar o'z shayxlarini vafotidan keyin ham qo'llay oladi deganda shu oyatni dalil qiladilar. Albatta. Ularni o'lik demanglar, balki tirikdirlar, Robbulari huzurlarida rizqlaringlar degan oyat bor. Bu oyat tasavvuf pirlariga emas, balki boshqa tarafga aytilgan oyatni o'zida hammasi bor. Tasavvufni piri ana shu pir o'rgandan keyin, ko'mirganidan keyin qabrida turib ham o'zini muridiga madad qilib turadi, palon qiladi, piston qiladi degan gaplar mutlaqo noto'g'ri gaplar hisoblanadi. Bunaqa narsalar avvalgi aytib o'tgan savolni davomi. Endi tirikligida ko'kka ko'tarib qo'ygan, o'rgandan keyin ham mana shu narsani qiladi degan davoni qilishda davom etadi. Tutib ketgan qabrda yotgan ehtimol tanasi chirib bitgan shayxdan yordam so'rash ma'nosi bizi dinimizda yo'q. Yoki hozirda tirikda yurgan o'zi demak bir ustoz bo'lib yoki shayx nomini olib yurgan bandani o'zidan ham yordam so'rash ma'nosi yo'q. Agar kim boshiga og'ir musibat tushgan mu'min musulmon odam o'tgan va qabrda yotgan kishidan yordam so'raydi yoki hozirgi kunda pir yoki qandaydir boshqa bir nom bilan yurgan odamdan yordam so'raydi degan e'tiqodga borib qolsa, bu juda ham qattiq buzuq, insonni halokatga olib boradigan darajadagi e'tiqodga aylanadi. Ba'zi bir tasavvufga mansub kishilar mana shu gapni bir oz hasposlashib, sirliqlashib, albatta shayxdan yoki pirdan, o'likdan madad so'rab, yordam so'ralmaydi-yu, lekin ularni vosita qilinadi yoki yana qandaydir boshqa bir gaplarni aytishlari mumkin, lekin ming afsuslar bo'lsin-ki, hozirgi kunda mana shu narsani ba'zi bir muridman deb yurgan johil odamlar takrorlab turganini o'zi katta musibat hisoblanadi. Ana shu odamlarning bu gaplarni gapirib yurganlari pirlarini, shayxlarini ularni qaytarmayotganliklari har qancha afsuslansa arziydigan, shariatga mutlaqo noto'g'ri keladigan, e'tiqodimizga, tasavvufimizga noto'g'ri keladigan bir tushuncha. Mana shu tushuncha oqibatida odam zalolatga ketishi, noto'g'ri yo'lga kirib qolishi xavfi bor. Piri ma'lum odam. Ma'lum odam juda unaqa g'aybiyotni biladigan imkoni yo'q. Buni hammani o'ziga ayon bilib turibdi. Lekin ana shu pirni maqtash o'ziga obro' keltiradi deb o'ylagan johil odam haligi gapni gapiryapti. Ya'ni dunyoni qaysi burchagida, qaysi makonda, qaysi joyda unga murid bo'lgan odam qaysi yonboshi bilan yotganigacha doimiy ravishda bilib turarmiz. Boshqa karomatlar, shunaqa hoziru nozirliklar, hamma yog'ini bilishlar to'g'risida rivojlanib, rivojlanib borib, oxiri shu darajaga yetdiki, bir uchta yosh, o'rta yosh, ba'zilari yosh kishilar menga savol berishdi. Ko'rinishlaridan shu tariqatda yurganlari bilinib turibdi, simolaridan, kiyim kechaklaridan. Ularni kattasi so'radiki, agar bilmasdan bir pirga qo'l berib qo'ygan bo'lsa, keyin u pirni savodsizligi, bilimsizligi, shariatga xilof ish qilayotganligini bilib qolsa, o'sha qo'l berishidan qaytsa bo'ladimi degan savolni berdi. So'radim shunda. Mana hozir hamma so'raydi, mana nafs pokligi haqida gapirsak, doim suhbatdan keyin chiqib kimga qo'l beraylik deyishadi. Odatda shu savol tug'iladi, ya'ni kim bizga nafs poklash bo'yicha kim yordam beradi hozir degan savol beriladi. Juda qiyin savol, javobi qiyin savol. Tahonaviydan olgan ijozam bor, lekin Tahonaviyning yo'li menga ma'qul dedilar. U qandoq desa, odatan nafsni poklanishi ustoz bilan bo'ladi. Odatan. O'z-o'zidan va eng qulayi
ustoz yordamida nafs poklanadi. Tasavvuf nafsni poklash bo'yicha tasavvuf ahli shug'ullanadi. Bu qayerdan paydo bo'ladi bu har xillik desa, bitta odam jamlash mumkinmi desa, jamlash mumkin. Buni olsa, tasavvuf mashoyixlari hech kim ola olmagan hikmatlarni olgan. Nega desa, hayotda ko'p mashg'uloti shu nafs poklashga qaratilgan-ku. Bu odam o'z-o'zidan boshqalar ko'rmagan joylarni ko'radi. Bu Allohning hikmati. Mana shunaqa qalbni kechinmasini ilg'ash ham u hamada bo'lmaydi. Unga hassoslik kerak bo'ladi. Odatan hassos odamlar tasavvufni ko'proq. Lekin ularga Alloh shunaqa fahm, shunaqa his berganki, ular tarbiyaga ustoz bo'lgan. Biroq kelib shu illatdan qutula olmayapman desa, bitta gap bilan to'rlab qo'ygan. Va gohida Alloh ularning qalbiga ko'p Allohning zikriga ko'p mashg'ul bo'lgandan ularning qalbidan Alloh ziyo bergan boshqalarga. Bu boshqa karomatlar ham bo'lgan. Mana bular, mana bu xalq. Tarix osha tasavvuf ahli, tariqat ahli deyilgan. Bular islom ilmlarining bir qismi o'laroq islom ummatiga o'ta katta ilmiy bergan. U islom ilmlarining bir qismi bu. Hozir shunaqa odamlar bor. U sofi deydi. Bilib qo'ying, agar haqiqiy sofi agar haqiqiy sofini ta'riflasangiz Rasululloh akram alayhisolatu vasallam sofi bo'ladilar. Rasululloh g'ir sofi bo'lgan. O'sha tasavvufni qoralayotganlar bitta masalani aytsangiz sunnatmi vojibmi deydi. Vojib desangiz qiladi, sunnat desangiz qilmay ketaveradi. Kerak bo'lsa. U sunnat, u mustahab, u zaif. Ish shu. Bor narsani kamaytirish. Tasavvuf mashoyixlari esa unaqa bo'lmagan. Ular Rasululloh akram alayhisolatu vasallamga har bitta kalimagacha ergashishga harakat qilgan. Va ulardan asosiy joy Qur'on hadisdan tasavvuf mashoyixlaridan orasida botiniylar chiqib adashtirganlar ham bo'lgan, lekin ahli sunna tasavvuf ulamolari Qur'on hadisdan shunaqa nuqtalar olganki, uni hech kim qaytib ola olmaydi. Nega biz undan voz kechishimiz kerak? Nega uni yo'q qilishimiz kerak? Nega islom tarmog'ining bitta tarmog'ini biz bekorga chiqarishimiz kerak? Nega? Nega 1000 yil islom ulamolari shu tasavvufga ahli etmagan ekan? Yomonlashgan. Yo'q, tasavvuf sofi desa Hazrat Naqshbandiylar, bular shariatga amal qilishda boshqalardan ustunligi bilan ahli tariqat bo'ladi. Boshqalar mustahab deb tashab ketayotgan ishni vojib deb haligi o'zini qiynab amal bajaradi. Ana bunaqa bo'ladi. Va ular asosan nafsni poklash bilan shug'ullanadi. Tasavvufni qoralash bilan tasavvufga aloqador hamma ulamolarni chippaga chiqarish bor. Aqidani qoralashadi bular Maturidiy, Ash'ariyni. U bilan aqidaga, o'sha aqidaga tegishli ulamolarni qoralash bor. Kim qoladi? Lekin ilm rivojlansa, xotirjam bo'linglar, ilm rivojlansa, bularni ham tan olishadi. Chunki bu islom tarixi bu. Sofi desangiz, allergiyasi qo'zg'aydiganlar bor. Xotirjam bo'ling. Sofiylik bu tasavvuf bu shariatning tugal ko'rinishi xolos. Dinga amal qilishni qalb bilan amal qilish, vijdonan amal qilish, ixlos bilan amal qilish. Bu juda hassos narsa. Bu sahobalardan kelganlar. Qassa Navoiy shayxdan pir mug'onsari. Ne ay? Alisha Navoiy pirni so'zlaydi. Ko'p narsani iroda qilsa bo'ladi. Shayxlardan qochib yerlarda pirlardan ilm shayxlari tafsir ya hadis ya munzafiq ilmlar aqida ilmlardan qochib bir pir mug'on sari Pirmirong'a borib pul qo'l bersa, nay romanimiz ham shunday. Birimizga borib qo'l berganimizdan keyin ba'zi ustozlar: "Pirga qo'l berdingmi? Shu piring menga kelib qo'l bersin, ular savodsiz" degan so'zni bizlar eshitib qolgan. Ular endi pir ularning darhodagi pir degan narsa bu olim bo'lish kerak. Mutlaq hamma ko'rsan olim bo'lsin. Hamma narsaga javob berish kerak. Bizler onlardan alınırakmış. Sen bir savadsız bir insan var, kol verdin de pirin savadı yok, savadı kem. O pirin gelip bizlerge kol versin degen sözlerdi. Eyken bir bombaya uğrayayım ben. Bu yollarda en âli sıfat ışıktır. Ben onu içip, ışık camını içip candan keçkey. Aklı huşu, dini imandan keçkey. Kafirlar meyhanasını içine mesken tutup
bilimge zünnar boğulup, boynumge but askey. Meyhauna piri oldu da uzunlu mas eylep, Kur'an'ı utta küzreyi ve but paras bulay. Bunge birer bir, meşayihler bir ortası cevap veremeydi. Bunge birer bir meşayihler bunge cevap topamaydı. Birer bir meşayih bunun kovuldu, boylanmaydı. Eşik degen söz var. Eşik bu imanın kamalatke yetken halı de. Çünelik hem de. Eşikçi. Bu kandı iman. Bunlar senin berber bizi ertege şu sözge gelişimiz gerek. Biz ertege berber sözle açışımız gerek olardı. Çünkü Elşehir'in o pirlerimiz, Anavudnatır pirlerimiz, hembesi bu söz, Nesimi pirlerimiz, Mansur Hallaç pirlerimiz bu sözle açıp etken biz bundan bir yandaşmışık getirmeyimiz. Yani elbette şu sözge biz barıştırırlarımız hazır edilmişlerin hikayesini alıp barıp alıp barıp hemen muhatiler ötkenden geç, iş muhatiyesine apkırışımız gerek olardı her bir insan. O ne madru bu? Vaydat aşık buldum degen sözün manası ne madur o? Degen savalga berber biz cevap verişlikke mecburmuz. Çünkü sen şunu tasavvufunu, edebiyatını çünemen degen bir devakı gelinden ki o senge bayağı yazıcılarımız elbette bunların edebiyatçılarımız okuyken de hazırca mezkarlılık kürtürttü. Kan eşitke var gözüne bu ne madur ki? Bu şeyh bu yaşam bu ne madur cevap verirken degen kürtürttü ilacı yok o. Çünkü bundan biz kaçıp gitmemeyiz. Bizlerimiz bileylik ki ilk boşunda bir imanın kamil imanı ki Allah tabarın isim sifatlarının kuvveti gibi geçişken iman. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nur Muhammed'in kuvveti gibi geçişken iman. Ruhaniyetinin ismi azam kuvveti gibi geçişken iman. Bilip hem aldılar. Ne şu ruhi terbiye kitabının muallifi Şeyh Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf. Onların fikirlerini bildiler, tarikat pirleri hakkında. Onlara ergeşken insanların haletlerini, onların sözlerini, onların münasebetlerini, onların takdiratlarını düşündürüp verdiler. Kızı işindeki farzandlarım, azizlerim, nur didelerim, ana şu şeyh etken, ilimsiz, savatsız, pir, benim pirim, Hazret pirlerimizin pirleri, Hazret İbrahimcan, pirlerimiz, rahmetullah aleyh pirlerimiz buladılar. Ve ularga yollarız natoğru, bu doğru yolmez, şariyetge dürüstmez, deyip aytiş etmedi, aytma yaptı, degen şagirdleri, halifeleri, Hazreti Kurbanali Ahmet, Bakıbullah Hazretimiz buladılar. Ve bizning pirlerimiz tunda tahajjudda Allohning huzuriga borib keladi. Hamma muridlarini qayerda bo'lishidan qat'niy nazar ko'rib bilib turadi. Ularning holatini, ularning yurish-turishini hammasini bilib turadi. Agar shunga ishonmagan odam o'zi kofir, xotini taloq bo'ladi degan so'zni mana men sizlerinin otangiz, dadangiz, babangiz, min etken. Ana endi nima deb o'ylaysizlar? Nima deb tushunasizlar? Kimning sözünü haq deb bilasizlar? Kimning sözünü nohaq deb bilasizlar? Kimga ishonasizlar? Kimga ishonmaysizlar? Kimning ortidan ergashasizlar? Kimdan qochasizlar? Ana shu narsani sizlar hal qilib olishingiz kerak bo'ladi. Men ana shu ijtimoiy tarmoqlarda shu oldingi tariqat haqidagi ma'ruzani, suhbatni tarqatib, o'zlaricha juda chiroyli suhbat bo'pti.
Mana bular ham shariat olimlari, shariat ulamolari, shayxlar ham tariqatimizni haq ekanligini aytayapti. Bular ham tariqat yo'lida yurish kerak deyapti. Tariqatni Hazrat Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan meros deb bilyapti. Bularning nasihatlari juda chiroyli bo'ldi deb o'zlarining ijtimoiy tarmoqlarida ko'z-ko'z qilib maqtab qo'ygan sahifalariga ostiga shunday bir so'z yozib qo'ygandim. Desam og'izi ichra ayturlal ham bor navtosh deb yozgandim. Bu Hazrati Navoiy, Alisher Navoiy pirlarimizning Orazin yopqoch ko'zimdan sochilar har lahza yosh. Bo'ylakim paydo bo'lar yulduz, nihon bo'lg'och quyosh g'azallaridagi bir qator so'zidir. Endi bularni birodarlarimiz tushundimi, tushunmadimi? Bilmadim-u. Lekin munosabat bildirishmadi. E'tibor ham berishmadi. Lekin farzandlarim, men sizlarga juda ham ehtiyot bo'lishlikni, juda ham hassos bo'lishliklarni, juda ham e'tibor bilan, ilm bilan, farosat bilan bu hayotda umr kechirishlarni, iymon e'tiqodimizni, shariatimizni, dinimizni, iymonimizni, Hazrat pirlarimizning yo'llarini, Hazrat pirlarimizning nasihatlarini, Hazrat pirlarimizning dargohlarini ko'z qorachig'ingizni qanday saqlasiz? O'zingizni joningizning xolot bo'lishidan, yo'q bo'lishligidan, kufrga ketib qolishligidan qanchalik ko'rsangiz, mana shunday suhbatlardan sizni hazar qilishinglarni nasihat qilaman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Fatiha. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin ve akibetu lil muttakin ve salatu ve selamü ala resulih Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Parvarigara. Şu kılgen hatmi sağırın savabını hasreten Hazret birlerimiz günü ruhandilerine hasreten Hazret hediye kıldık. Parvardiyara şöyleden hasıl bulgen savablardan evvelen bar iki alem serveri Habibin Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yukhlarge. Cemi peygamberlerin ruhlarge, peygamberimizin allarının, ashablarının, çahırırlarının, tabi'in, tebe tabi'in, piranlarının, piran nakşbeliyenin, Hazreti İşan babamızın ruhundalarına, Hazreti İbrahimcan İşan babalarımızın ruhundalarına, cemî biraderlerimizin ruhundalarına, ötken biraderlerimizin ruhundalarına, Hazreti Pirlerimizin ata tarafından, ona tarafından ötken ruhundalarına, cemî mumun, müslüman, garib uraba, yetim yesillerinin, ahli tarikat, ahli şariat, ahli marifat, ahli hakikatlerinin ruhundalarına, bizlerinin ata tarafımızdan, ona tarafımızdan ötken cemî ruhaniyetlerinin hemmelerine bahşede kıldık parvarıyor. Hemmelerine ötkenlerimizde Allah özün rahmetinde ogen bulsun. Bugün ogenlerimizde hemmelerimizde yemdi Allah. Allah Teala özün rahmetinde, özün hidayetinde, inayetinde, özün hüsnü cemalinde nasip edar kılgın. Hemme evlat, ecdatlarımızı, hemmemiz birgelikte özün rızalığında, özün hüzününde turuşuyla nasip edar etin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ashabi ecmain. Rahmetike ya rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Beni aziz farzantlarım. Beni nur didelerim. Ruhumun parçaları. Oğul kızlarım. Gelin kuyovlarım. Nabiralarım, sizlerge Hazret Pirlerimizin bir icazetleri bilen, bir sizler bilen bir sıfat kılıp, sizlerge bir nasihat kılış maksadı da Hazret Pirlerimizden bir icazet aldım. Bu sıfatlarımızı, bu nasihatlarımızı bizden mez albatta, albatta, albatta Hazret Pirlerimizden bo'lishligini Allah Teala nasip eylesin. Her bir sözlerimiz, her bir nasihatimiz, her bir fikirlerimiz, manolar hammasi Hazret Pirlerimizden kelishligini Allah Teala'dan sorab qilamiz. Bizi Allah'ımın özü var, Hazret Pirlerimiz daim meladkar bo'lsinlar. Mana sizlarga yoshim 60'ga yetgan bo'lsa, shu paytgacha sizlarga suhbat qilmagandim. Sizlarga nasihat qilmagandim. Sizlarga bir vasiyat qilish niyatim ham yo'q edi. Buning uchun ehtiyoj ham yo'q edi, chunki alhamdulillah siz bilan bizning Hazrat Pirlarimiz bor. Ana o'shalar bizlarni tarbiya qilib, bizlarga nasihat qilib, bizlarga ikki dunyo saodatini ko'rsatib, Alloh tarafiga, hidoyat tarafiga yetaklab, ikki dunyo saodatiga sabab bo'lishimizga bizga sababchi bo'lib turdilar. Shuning uchun sizdan biz juda baxtli insonlarmiz, chunki sizdan bizni Alloh taolo inson qilib yaratdi. Bunga Alloh taologa cheksiz cheksiz shukrlar bo'lsin. Yana sizni bilan bizni g'ayridin qilmasdan, kofir qilmasdan musulmon qilib yaratganiga Allohga beadad shukrlar bo'lsin. Yana musulmonlar ichida munofiqlardan qilmasdan ahli sunnat va jamoatdan qilib İmam Maturidi Hazret Pirlerimizin akidesi de, İmam Azam Pirlerimizin mezhepleri de, ahli tarikatlardan kılıp, bizlerini pirlerge yoluhtırıp, pirim bar degen
bir g'ururga, bir nasibaga bizni musharraf qilganiga Alloh taborak taologa beadad shukrlar, beadad maqtovlar, hamd sanolar bo'lsin. Endi mana aytganimdek sizlarga avvalda yo nasihat yo vasiyat qilmaganim sababi bu dunyoning hayoti emas, dunyo merosi emas, dunyoning tashvishi emas. Bu dunyodan har kim mehmon bo'lib kelib, mehmon bo'lib ketadi. Bizning ota-bobolarimiz ham bu dunyoga keldilar, yashab o'tib. Bizlar ham yashayapmiz, bizlar ham o'tamiz. Sizlar ham baribir bu dunyoni tark etasizlar. Mening nasihatim, mening vasiyatim moddiy nasihat emas, balki ma'naviy nasihatdir. Albatta, bizlar tarbiya qilguvchi ham emasmiz, nasihat qilguvchi ham emasmiz. Bunga loyiq ham emasmiz. Lekin hazrat pirlarimizning ijozatlari bilan ozgina sizlarga nasihat qilib, o'zimizning bir nasihatlarimizni sizga yetkazib qo'ymoqchi bo'ldik. Sababi yaqinda bir birodarlarimiz o'zlarining ijtimoiy tarmoqlarida bir suhbatni tarqatib, ularga o'zlarining fikrlarini, o'zlarining munosabatlarini bildirib shu videoni tarqatgan ekan. Shuni ko'rib qoldim. Shu suhbatni ko'rgandan keyin mening qalbimda, yuragimda biroz xavotir paydo bo'lib qoldi. Ana shu xavotir meni qiynab, menga tinchlik bermasdan, ana shu haqda o'ylab, fikrlab, sizlarga o'zimning nasihatimni, o'zimning bir vasiyatlarimni bildirib qo'yishlikni lozim topdim. Chunki bizlar sizlarni ko'z qorachimizdek asrab, sizlarni voyaga yetkizib, sizlarni bizning avlodlarimizning davomchilari deb, bizning kelajagimiz deb sizlarga qancha-qancha umidlar bilan ko'z tikib turibmiz. Chunki farzand ajdodlarning ruhoniyatini, ajdodlarning iymonini, ajdodlarning dinini, ajdodlarning tariqatini, ajdodlarning odob axloqlarini, ajdodlarning ma'naviy hayotlarini otadan qabul qilib olib, avlodlarga va avlodlarning avlodlariga yetkazishlikka bir sabab bo'ladi. Shuning uchun ota-bobolarimizdan bizga mol dunyo meros qolgan emas. Taxt-toj meros qolgan emas. Boylik, mansab, shon-shuhrat meros qolgan emas. Biz ota-bobolarimizdan bobolarimizdan meros qilib haqiqiy komil insonlik, komil iymon, komil din, haqiqiy ixlos, haqiqiy muhabbat, haqiqiy tariqat yo'llarini, piri komillarni, ustozlarimizni, haqiqiy bizlarning mehribon
abadilikte, mengülükte bizlerini şefaat kılıp, bu dünyanın özü de Allah tebarek teala'ya yetkizip, mana şu nefs balasıdan, necaset dünyasıdan, zulmet batkağıdan bizlerini kutkarıp, mengü saadetke yetkizuvchi piri kamillerini bizge miras kılıp kaldırgan. Mana şu nerselerini hem bizlerge vacib oladı ki, sizlerge kaldırışlik, sizlerge yetkizişlik ve sizlerge bunu bar burdu bilen, barlığı bilen sizlerge amanat kılıp tapşırışlik bizge vacib oladı. Elbette bu mesuliyet sizlerge hem ötedi. Sizler avlatlarınızga, avlatlar ise yani avlatlarga, ana şu tarika kıyametgacha yetkizişlik hammamizga vacib bo'ladi. Çünkü bizler yukarılarımızdaki ajdodlarimizning 7 ajdodlarimizga, 7 pushtimizga biz javobgarmiz. Ve 7 avlodimizga ham javobgarmiz. Hammalarga mas'uliyatda bo'lamiz. Shuning uchun bu dunyo o'yinchoq dunyo emas. Bu hayot o'yingoh emas, o'yinxona emas. Bu hayot, bu dunyo abadiy emas. Bu dunyo bizlarga do'st emas. Bu dunyo hech qachon bizga vafo qilmaydi. Shuning uchun azizlarim, farzandlarim, mening mehribon o'g'il qizlarim, kelin kuyovlarim, nabiralarim, mening nasihatimni, mening vasiyatimni eshitib, ana shu vasiyatlarimni, nasihatlarimni qabul qilib, avloddan avlodga yetkazishlarida umid etaman. Shuning uchun men sizlarga ozgina shu xususda bir suhbat qilib, sizlarga bir baham ko'rmoqchiman. Eng avvalo sizlarga ota-onaning nima ekanligi haqida bir ozgina bir insonning yozgan narsasi bor ekan. Kim yozganini bilmayman, lekin chiroyli yozgan ekan. Shuni bir sizga o'qib beray-da, keyin suhbatimni davom ettiring. Bismillahirrohmanirrohim. Hazrat pirlarimizdan bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Xo'p, ota-onaning farzandga munosabati, ota bilan onaning farqi. Seni o'z jismida paydo bo'lganingni sezishidan boshlab sevadigan zot ona. Hali paydo bo'lmasingdan oldin orzu bilan seni sevadigan zot ota. Ona o'z hayotini tikib seni dunyoga taqdim qiladi. Ota o'z baxti evaziga senga dunyoni taqdim qiladi. Ona senga hayot sovg'a qiladi. Ota senga bu hayotda qanday yashash ilmini sovg'a qiladi. Ona seni 9 oy 9 kun qornida ko'tarib yuradi. Ota seni bir umr yelkasida ko'tarib yuradi. Ona seni tug'ishda to'lg'oq o'tkazadi. Ota tug'ilganingdan keyin sening uchun doim to'lg'oqda bo'ladi. Ona kasal bo'lsang yig'laydi. Ota yig'lasang kasal bo'ladi. Ona sening och qolishingdan tashvish qiladi. Ota sening qanday och qolmasligingni o'rgatadi. Ona mehr bulog'i, ota hikmat ummoni. Ona aybingni berkitib sendan mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. Ota seni nazorat qilib, qalbingga mas'uliyat urug'larini ekadi. Ona yiqilmasligingni tashvishida bo'ladi. Ota yiqilganingdan qanday o'rningdan turishingni o'rgatadi. Ona go'zallik va kamolat oynasi. Ota voqelik va jiddiyat oynasi. Onaning ona bo'lgach tushunasan.
otani ota bo'lganingda tanisan. Ona o'rnini to'ldirib bo'lmaydigan bebaho xilqat, ota zamon o'tishi bilan takrorlanmaydigan haybat. Allohim, ota onam meni go'dakligimda mehr ila tarbiya qilganidek, sen ham ularga rahmat nazaring va tavajjuh qil. Amin, amin, amin. Chiroyli so'zlar aytilgan ekan, haqiqat rost. Chunki dunyoda farzandga ota-onadan mehribonroq, ota-onadek jonkiyar, ota-onadek fidokor inson albatta bo'lmaydi. Shuning uchun jannat onalarning oyog'ining ostida. Ota rozi, Xudo rozi deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham bir sahoba bir yaxshilik niyatida, yaxshilik qilish umidida payg'ambarimizdan nasihat so'raganlarida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam uch marta so'raganlarida ham kimga yaxshilik qilay deganlarida onangga deb so'ngra otangga degan ekanlar. Shuning uchun ota-onaning farzandga bergan mehri, muhabbati, xizmati, fidoyiligi bebaho va buni haqqini hech qachon biz ado qilolmaymiz. Shuning uchun bizga Odam alayhissalomdan boshlab ajdodlarimizdan bizlarga iymon, islom, ihson, muhabbat, odob, axloq, insoniylik, odamiylik degan fazilatlar butun insoniyatga meros qilib qo'ygan. Shuning uchun bizlar ham ota-bobolarimizdan ana shu merosni, ya'ni iymon, e'tiqod, islom, din, tariqat, shariat, ma'rifat, haqiqat, insoniylik, odamiylik fazilatlarini farzandlarimizga, nabiralarimizga, avlodlarimizga yetkazishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun meni xavotirga solgan narsa ana shu bizning mehnatimizga, bizning niyatlarimizga, bizning orzu umidlarimizga bir futur yetkazadigan bir ozgina bir shubha, ozgina bir xavotir tushib qoldiki, ana shu xavotir bizni juda ham bezovta qilib, juda ham tashvishga soldi. Ana shu haqda sizlarga o'zimning fikrlarimni, o'zimning nasihatlarimni, o'zimning vasiyatlarimni aytmoqchiman. Albatta biz ota-bobolarimiz bizlarga ahli sunnat va jamoa aqidasi, Imom Maturidiy mazhabini, aqidasini, amaliyotda Imomi Azam mazhabini, tariqatda Naqshbandi tariqatini va pir ustozlik, pir va muridlik merosini qoldirgani uchun bizlar ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz Imomi Azam mazhabida bo'lganligi uchun men ham Hazrati Imomi Azam pirlarimizning
öz farzandiga qilgan nasihatlari bilan sizlarga o'zimning nasihatlarimni boshlamoqchiman va shu nasihat asosida, shu vasiyat asosida sizlarga o'zimning nasihatlarimni, o'zimning fikrlarimni bildirib o'tmoqchiman. Bismillahirrahmanirrahim. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh Hanefi mezhebinin pişvası, İmam-ı Azam pirlerimizin oğullarına kılgan nasihatleri. Ey oğlum, senge aytadigan bir kança vasiyetlerim var. Ularni jon qulog'ing bilan eshitib amal qilsang, ikki dunyoda baxt saodat qozonasan. Birinchisi, barcha ishlaringda niyatni xolis qil. Halol luqma yeyishga harakat qil. Ikkinchisi, barcha a'zolaringni gunoh va yomon ishlardan saqla. Uchinchi, nimani bilishga muhtoj bo'lsang, uni bilmay qolma. To'rtinchi, dunyo va oxirat yo'lida foydasi tegadigan kishilar bilangina do'st tutin. Beshinchi, musulmonga ham, g'ayrimusulmonga ham dushmanlik qilma. Oltinchi, Alloh bergan rizqinga qanoat qil. Yettinchi, boshqalarga muhtoj bo'lib qolmaslik uchun qo'lingdagi bor imkoniyatdan tadbirkorlik bilan foydalan. 8-inchi, odamlar senga past nazar bilan qarashlariga sabab bo'ladigan yomon ishlarni qilma. 9-inchi, hojatingdan ortiqcha narsalarga berilishdan saqlan. 10-inchi, odamlar bilan ko'rishganda gapni salom berishdan boshla. Mayin va muloyim so'zla. Yaxshilarga yoqimli bo'l, yomonlar bilan murosa qil. 11-inchi, odamlar orasida nizo va janjal chiqqanida dushmanlaringdan ko'ra do'stlaringdan ehtiyot bo'l. Zero dushmaning do'stingdan foydalanishi mumkin. 12-inchi, siringni, pulingni va boradigan joyingni birovga aytma. 13-inchi, yaxshi qo'shnichilik qil va ularga ularning aziyatlariga sabr qil dedilar. Bu mazhab boshimiz butun musulmon ummatiga, butun ahli musulmon, ahli tariqat, ahli shariat, ahli haqiqat, ahli ma'rifat insonlariga namuna bo'lib, naqsh bo'lib Payg'ambarimizning eng suyukli butun ummatiga yo'lboshchi bo'lgan Hazrati Imom Azam rahmatullohi alayh pirlarimizning vasiyatlari. Biz ulardan ortiq vasiyat ham qilolmaymiz. Ulardan ortiq bir so'z ham ayta olmaymiz. Shuning uchun shu Hazrat Imom Azam pirlarimizning nasihatlari bilan sizlarga o'zimning vasiyatlarimni, o'zimning nasihatlarimni aytmoqchiman. Hali aytganimdek, meni sizlarga nasihat qilishimga, vasiyat qilishimga hojat ham yo'q edi. Chunki alhamdulillah mening 10 farzandim bo'lsa, hammanglar ham men kutgandan ham a'lo, men kutgandan ham go'zalroq, men kutgandan ham odobli, men kutgandan ham mehribon, itoatkor bo'lib tarbiya qilindilar.
Elbette bunu ben terbiye kılmadım. Sizlerini Hazreti Pirlerimiz terbiye kıldı. Şunun için Allah Tebarek Teala Hazreti Pirlerimizge uzak ömür, yine yukarı yukarı derecelere birişliğini bizge daim püştüpenah bulup, kıblagahımız bulup, siz bilen bizge ebedi saadetini özlerinin saltanatlıgide, özlerinin sayı devletlıgide bizge nasibadar kılıp, daima dünya ahirette ebediliğinde bizning sultanımız bo'lib, başımızdaki tacımız bo'lib, ota onamız bo'lib, bizge baş bo'lib yürüyüşlerini Allah Teala ruzi nasip eylesin. Hala aytganimdek, mana şu nasihat, mana şu vasiyatning sababi bir video suhbat, ya'ni o'zimizning ahli tarikat birodarlarimizning orasida bir yaxshi bir fikr, yaxshi bir foydali bir maslahat, foydali bir nasihat yoki foydali bir ko'rsatma sifatida tarqagan bir video suhbati sabab bo'ldi. Bolalarim, shu videoda yana bir qaytarib ko'ringlar. Sizlar ham ko'ribsizlar. Shuning uchun undan keyin men mana shu suhbatimni yana davom ettiring. So'radim shunda. Mana hozir hamma so'raydi, mana nafs pokligi haqida gapirsak, doim suhbatdan keyin chiqib kimga qo'l beraylik deyishadi. Odatda shu savol tug'iladi. Ya'ni kim bizga nafs poklash bo'yicha kim yordam beradi hozir degan savol beriladi. Juda qiyin savol, javobi qiyin savol. Tahonaviydan olgan ijozam bor, lekin Tahonaviyning yo'li menga ma'qul dedilar. U qandoq desa, odatan nafsni poklanishi ustoz bilan bo'ladi. Odatan. O'z-o'zidan va eng qulayi ustoz yordamida nafs poklanadi. Tasavvuf nafsni poklash bo'yicha tasavvuf ahli shug'ullanadi. Bu qayerdan paydo bo'ladi bu harxillik desa, bitta odam jamlash mumkinmi desa, jamlash mumkin. Uni olsa, tasavvuf mashoyixlari hech kim ola olmagan hikmatlarni olgan. Nega desa, hayotda ko'p mashg'uloti shu nafs poklashga qaratilgan-ku. Bu odam o'z-o'zidan boshqalar ko'rmagan joylarni ko'radi. Bu Allohning hikmati. Mana shunaqa qalbni kechinmasini ilg'ash ham u hamada bo'lmaydi. Unga hassoslik kerak bo'ladi. Odatan hassos odamlar tasavvufni ko'proq egalar. Lekin ularga Alloh shunaqa fahm, shunaqa his berganki, ular tarbiyaga ustoz bo'lgan. Biroq kelib shu illatdan qutula olmayapman desa, bitta gap bilan to'rlab qo'ygan. Va gohida Alloh ularni qalbiga ko'p Allohning zikriga ko'p mashg'ul bo'lgandan ularni qalbidan Alloh ziyo bergan boshqalarga. Bu boshqa karomatlar ham bo'lgan. Mana bular, mana bu xalq. Tarix osha tasavvuf ahli, tariqat ahli deyilgan, bular islom ilmlarining bir qismi o'laroq islom ummatiga o'ta katta ilmiy meros. U islom ilmlarining bir qismi bu. Hozir shunaqa odamlar bor. U sofi deydi. Bilib qo'ying, agar haqiqiy sofi, agar haqiqiy sofini ta'riflasangiz, Rasululloh akram alayhisolatu vasallam sofi bo'ladilar. Rasululloh g'ir sofi bo'lgan. O'sha tasavvufni qoralayotganlar bitta masalani aytsangiz, sunnatmi, vojibmi deydi. Vojib desangiz qiladi, sunnat desangiz qilmay ketaveradi. Kerak bo'lsa. U sunnat, u mustahab, u zaif. Ish shu. Bor narsani kamaytirish. Tasavvuf mashoyixlari esa unaqa bo'lmagan. Ular Rasululloh akram alayhissalotu vassalomga har bitta kalimagacha ergashishga harakat qilgan. Va ulardan asosiy joyi Qur'on hadisdan tasavvuf mashoyixlaridan orasida botiniylar chiqib adashtirganlar ham bo'lgan, lekin Ahli sunna tasavvuf ulamolari Qur'on hadisdan shunaqa nuqtalar olganki, uni hech kim qaytib ola olmaydi. Nega biz undan voz kechishimiz kerak? Nega uni yo'q qilishimiz kerak? Nega islom tarmog'ining bitta tarmog'ini biz bekorga chiqarishimiz kerak? Nega? Nega 1000 yil islom ulamolari shu tasavvufga ahli etmagan ekan? Yomonlashgan. Yo'q, tasavvuf sufi desa Hazrat Naqshbandiylar, bular shariatga amal qilishda boshqalardan ustunligi bilan ahli tariqat bo'ladi.
Başkalar müstahap deyip taşap getirirken işini vacip deyip Ali ki özünü kıyınlamak ama becerdi. Anam bunu kabul edin. Ve onlar asasen nefsini paklaşmadan şükürlenir. Tasavvufunu kararlaşmadan, tasavvuf ki Allah'a kadar hemen ulamalarını çipeke çıkarış var. Akideni kararlaşmadı bunlar maturudu aşağıyını. O bulan akideki, o şu akideki tekişli ulamalarını kararlaşmadı. Kim kaladı? Lekin ilim rivojlansa, xotirjam bo'linglar, ilim rivojlansa, bularni ham tan olishadi. Chunki bu islom tarixi bu. Sufi desangiz, allergiyasi qo'zaydiganlar bor. Xotirjam bo'ling. Sufiylik bu tasavvuf bu shariatning tugal ko'rinishi xolos. Dinga amal qilishni qalb bilan amal qilish, vijdonan amal qilish, ixlos bilan amal qilish. Bu juda hassos narsa. Bu sahobalardan kelgan. Tasavvufni yetkizgan ulamo sahobalarning eng kattalar Salmon al-Farsiy, Abu Bakr Siddiq, Hazrat Ali bo'ladi. Xuddi qiroatda Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Sobitlar ustun bo'lganda, tasavvufda Abu Zar roziyallohu anhu, Ubay ibn Abu Bakr roziyallohu anhu, Salmon al-Farsiy, Hazrat Ali'lardan rivoyat qilinadi tasavvufdagi ko'p gaplar. Nega biz uni yo'qqa chiqarishimiz kerak? Qiroat kitoblarida bor. Qiroat ulamolar orqali sahobalardan naql qilingan naql rivoyatlar hadis kitoblarida kelmaydi. Bir qanchasi. Agar siz qiroat ulamolarini tan olmasangiz, sahobalarning bir qism ilmi, Rasulullohning bir qism ilmidan kechishingiz kerak. Voz kechgan bo'lasiz. Xuddi shuningdek tasavvuf mashoyixlari ham sahobalardan boshqalar naql qilmagan tarbiya usullarini naql qilgan. Nega biz uni yo'qqa chiqarishimiz kerak? Uni muhaddisning kitobidan topa olmaysiz uni. To'g'ri, muhaddislarning kitobida katta qismi bor, lekin ba'zi bir nozik jihatlar bor, u tasavvuf ahlining kitobida bo'ladi. Xuddi ma'lum qism sahobalarning ilmi fiqhi faqihlarning kitobida bo'lgan kabi. Endi bu mavzu inshaalloh qancha gapirsak ketaveradigan mavzu, lekin shuni bilib qo'yishimiz kerak. Tasavvuf qalbni poklashga tasavvuf mashoyixlar shug'ullangan. Bugun nima qilishimiz kerak? Bugun bizga eng yaxshi qo'llanma hazratning ruhiy tarbiya kitoblari bo'ladi. U kishining shu kitoblarini o'qishimiz kerak va shu darsliklarni eshitib amalga tatbiq qilsak, mana shu ruhiy tarbiya bo'yicha bizga hozircha eng yetarli yaxshi manba bo'ladi. Ana endi buni ko'rdinglar. Juda chiroyli so'zlar, chiroyli nasihat, chiroyli ko'rsatma, Qur'on hadislari bilan isbotlangan, aniqlangan zamonamizning olimlari, mullalarining siz bilan bizga qilgan nasihati, bizga qilgan ko'rsatmasi. Endi ana shu suhbatning oxirida aytilgan ruhiy tarbiya, ya'ni bizlarning saodatimizga sabab bo'ladigan, bizlarning dunyo va oxirat ishlarimizda, iymon e'tiqodimizda, dinimizda bizga muhabbat bilan amal qilishlikda, muhabbat bilan Allohga qulchilik qilishlikda, Allohga yetishlikda, Allohning rozi rizoligini topishlikda sabab bo'ladigan tariqatning bizga bo'lgan ehtiyojlarimizni, bizga bo'lgan majburiyatni, bizga bo'lgan e'tiqod, bizga bo'lgan muhabbat, bizga bo'lgan ehtiyojlarning hammasini shu ana shu Ali aytilgan ruhiy tarbiya kitobidan foydalanib, ana shu kitob asosida bizlar saodatga erishligimizni aytib o'tildi. Avvalambor ana shu kitobning muallifi, ya'ni ruhiy tarbiya kitobining muallifini sizlarga bir tanishtirib, uning so'zlarini biz sizlarga eshitaydi. Undan keyin o'zimning yana suhbatimni davom ettiray. Media kanali. Inson shiddatga tushganida,
boshiga bir kulfat kelganida yoki shunga o'xshash voqealar ro'y bersa, marhum yoki tirik shayxdan yordam so'rashi to'g'rimi? Albatta, inson shiddatga tushganda, boshiga og'ir bir ahvol, musibat kelganda ahli sunna va jamoa mazhabi barcha musulmonlar ommasining e'tiqodi tushunchasi yolg'iz Alloh taoloning o'zidan yordam so'raydi. O'tib ketgan qabrda yotgan ehtimol tanasi chirib bitgan shayxdan yordam so'rash ma'nosi bizning dinimizda yo'q. Yoki hozirda tirikda yurgan o'zi demak bir ustoz bo'lib yoki shayx nomini olib yurgan bandani o'zidan ham yordam so'rash ma'nosi yo'q. Agar kim boshiga og'ir musibat tushgan mu'min musulmon odam o'tgan va qabrda yotgan kishidan yordam so'raydi yoki hozirgi kunda pir yoki qandaydir boshqa bir nom bilan yurgan odamdan yordam so'raydi degan e'tiqodga borib qolsa, bu juda ham qattiq buzuq, insonni halokatga olib boradigan darajadagi e'tiqodga aylanadi. Ba'zi bir tasavvufga mansub kishilar mana shu gapni bir oz hasboslashib, sirliqlashib, albatta shayxdan yoki pirdan, o'likdan madad so'rab yordam so'ra olmaydi-yu, lekin ularni vosita qilinadi yoki yana qandaydir boshqa bir gaplarni aytishlari mumkin, lekin ming afsuslar bo'lsin-kim, hozirgi kunda mana shu narsani ba'zi bir muridman deb yurgan johil odamlar takrorlab turganini o'zi katta musibat hisoblanadi. Ana shu odamlarning bu gaplarni gapirib yurganlari pirlarini, shayxlarini ularni qaytarmayotganliklari har qancha afsuslansa arziydigan, shariatga mutlaqo noto'g'ri keladigan, e'tiqodimizga, tasavvufimizga noto'g'ri keladigan bir tushuncha. Mana shu tushuncha oqibatida odam zalolatga ketishi, noto'g'ri yo'lga kirib qolishi xavfi bor. Shayxini har yerda hozir va nozir deb bilish haqiqatga qanchalik to'g'ri keladi? Bu masala tasavvufdagi eng nozik, eng xatarlik, eng toyilishga sabab bo'ladigan masalalardan biri. Buni shayx masalasi deb umumiy nom bilan nomlanadi. Mana savolda shayxini hamma yerda hozir va nozir deb e'tiqod qilsa bo'ladimi degan ma'no kelyapti. Mana shu ma'no Allohning o'zigagina xos narsa. Hamma joyda hozir va nozir bo'lish Alloh subhanahu va taoloning sifatlaridan bir sifatdir. Lekin Allohning bandalaridan hatto payg'ambarlarga ham bu sifat berilmagan. Endi qanday qilib oddiy bir bandaga Muhammad alayhisolatu vasallamning ummatiman deb turgan odamga, u ki odam kim bo'lishidan qat'iy nazar, bu odam hozir va nozir har bir yerda deb aytish mumkin bo'ladi. Ba'zi bir odamlar bu gapni juda mubolag'alik qilib yuborilgan bo'lsa kerak, bunaqa gapni odamlar aytmasa kerak degan taxminni ham ko'tarishlari mumkin. Lekin men o'zim shaxsan mana shu shayxni maqtash, pirni ulug'lash borasida bizni o'zimiz jamiyatda ushbu kunlarda bo'lib turgan masalalardan shaxsan men o'zim xabardorman, ichidaman, shuni ko'rgan, bilgan ishonchli guvohlar aytib bergan gaplar bor. Dastlab shayximiz ulug' odam, shayximiz u, shayximiz bu degan haddan tashqari maqtovlar bo'lib turdi. Keyin Toshkent shahrini Yangobod dahasidagi bir suhbatdan kelgan odam menga aytib berdi, ilmli, ishonchli odamlardan. O'sha yerda bo'lgan suhbatda pirlardan biriga murid bo'lgan shaxs quyidagicha gapni aytibdi. Bizi shayximiz o'zining muridlarining barchasini qayerda, qaysi yonboshi bilan yotganini ham bilib turadi. Bu gapga kim iymon keltirmasa o'zi kofir, xotini taloq bo'ladi, debdi. Gapni qarang. Gapni qarangki, piri ma'lum odam. Ma'lum odam juda unaqa g'aybiyotni biladigan imkoni yo'q. Buni hammani o'ziga ayon bilib turibdi. Lekin ana shu pirni maqtash o'ziga obro' keltiradi deb o'ylagan johil odam
haligi gapni gapiryapti. Ya'ni dunyoning qaysi burchagida, qaysi makonda, qaysi joyda unga murid bo'lgan odam qaysi yonboshi bilan yotganigacha doimiy ravishda bilib turarmish. Endi xo'p, u sen o'zing bir johil davoni qilyapsan. Shu davoni qilib orqasidan hukmini ham chiqarib qo'yapti. Kim, ya'ni dunyoda mu'min musulmon degan odamlardan kim mana shu meni gapimga ishonmasa, o'zi kofir, xotini taloq bo'ladi. Bu o'ta ketgan johillik nihoyatda katta bir gunohdir. Men aytdim o'sha odamlarga, sizlar ham qiziq ekansizlar, innamay o'tiraverdinglarmi? Aytmaysizlarmi? Bo'pti, hozir shuni sinab ko'ramiz. Hozir mana qo'ltimponlari rivojlanib ketgan. Bittamiz borib o'sha seni shayxingni oldida, piringni oldida turadi. Qolganimiz mana yerda bittang yotasan, qani aytib bersin-chi shayxing demaysizlarmi shuni? Desam u narsa esimizga kelmapti, deyishadi. Albatta bu oddiy, ya'ni ki uncha ta'lim ko'rmagan, juda ko'p ilmga ega bo'lmagan odam ham mutlaqo ishonib bo'lmaydigan narsani ular haqiqat deb aytib, yana ustiga hukm chiqarib, bunga ishonmagan odamga tahdid solib, u odamni kofir bo'lishi yoki xotinining taloq bo'lishini hukmini chiqarishlari bu juda ham katta musibat hisoblanadi. Mana shu nag'ma yana rivojlanib bordi. Rivojlanib boshqa karomatlar, shunaqa hoziru nozirliklar, hamma yog'ini bilishlar to'g'risida rivojlanib, rivojlanib borib, oxiri shu darajaga yetdiki, bir uchta yosh, o'rta yosh, ba'zilari yosh kishilar menga savol berishdi. Ko'rinishlaridan shu tariqatda yurganlari bilinib turibdi, simolaridan, kiyim-kechaklaridan. Ularning kattasi so'radiki, agar bilmasdan bir pirga qo'l berib qo'ygan bo'lsa, keyin u pirni savodsizligi, bilimsizligi, shariatga xilof ish qilayotganligini bilib qolsa, o'sha qo'l berishidan qaytsa bo'ladimi degan savolni berdi. Men bu savoldan darrov fahmladim nima bo'lganligini, anig'ini bilmasam ham, lekin yo'nalishni bilib turib, siz nimaga bu gapni aytyapsiz? Dedim. U kishi aytdi, biz e'tiqod qilib, palon pirga qo'l berib muxlis bo'lgan edik. Lekin borib bu yerga aralashib ko'rsak, umuman shariatni bilishmas ekan. Misol uchun, asrdan keyin ham nafil namozlarini o'qishaveradi. Bir ilm, ma'rifat ta'lim olish yoki qandaydir bir narsani yo'lga qo'yish yo'q. Shu xudoyxo'rlik, pirni maqtash va o'zaro mana shu majoralardan boshqa bir narsani ko'rmadik. Bu narsa ko'p-ko'p bo'lib, ko'payib borib, yaqinda bizi pirimiz har kecha Allohning huzuriga borib gaplashib kelyapti degan gapni da'vosini qilishdi. Ana shu da'vodan keyin biz endi umuman o'zimizni qo'yarga joy topa olmay qoldik. Shuning uchun sizning oldingizga kelib bu savolni beryapmiz, dedi. Men javobiga albatta hoziroq o'sha narsani bekor qilinglar. Bunaqa qo'l berdi, palon bo'ldi degan gaplarni agar shu tarzda bo'ladigan bo'lsa, mutlaqo keragi yo'q. O'zlaringiz bilganlaringizcha, kitobda o'qiganlaringizcha farz, vojib, sunnat amallarini bajarib bo'lgandan keyin nafil namoz o'qiysizlarmi? Ba'zi bir paytlarda nafil roza tutasizlarmi? Allohni zikrini qilasizlarmi? Tasbih aytasizlarmi? O'sha kitobdagilarga qarab qilib yuraveringlar. Bunaqa e'tiqod bilan, bunaqa gap-so'z bilan, bunaqa shariatga xilof qilish bilan shug'ullanadigan odamlarga mutlaqo yaqin bormanglar. Umuman ularni suhbatiga qayta qadam bosmanglar degan gapni aytdim. Mana shu gaplar hammamizga bir o'rnak bo'lishi kerak. Albatta, ustozlar, haqiqiy pirlar, shayxlar ustozligi uchun muhtaram zotlar. Ularni ehtiromi qilinadi, ularni yaxshilik bilan zikr qilinadi. Lekin hammasi shariat doirasida, diniy ta'limot doirasida bo'lish kerak. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga qilinmagan da'volarni qandaydir bir savodi yo'q shayxga, pirga qilish bu mutlaqo durus emas. Bunaqa narsalardan chetlanish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Bunaqa gaplarni aytayotganlarni og'ziga urib, sharmandasini chiqarish kerak. Haqiqiy
demek manada ustazlarını hürmet kılış İslam adabıdan ekelliği var. Bunu o şey şeriat körsetken çekereden çıkmasından kılış gerek buladı. Ularını ulikler deyip atamengiz mazmunudagi ayetini tafsir kılıp bersengiz. Bazılar öz şeyhlerini vafatıdan keyin ham kollay oladı degende şu ayetini dalil kıladılar. Elbette. Ularını ulik demenler, belki tirikdirler, Rabbuları huzurlarında rızklanırlar degen ayet var. Bu ayet tasavvuf pirlerige emez. Belki başka tarafka aytirgen ayetini özünde hammasi var. Tasavvufni piri, ana şu pir urgandan keyin, kömürgandan keyin, kabrida turup ham özünü muridiga madad qilib turadi, polon qiladi, piston qiladi degan gaplar mutlaqo noto'g'ri gaplar hisoblanadi. Bunaqa narsalar avvalgi aytib o'tgan savolning davomi. Endi tirikligida ko'kka ko'tarib qo'ygan, urgandan keyin ham mana shu narsani qiladi degan da'voni qilishda davom etadi. Bu ularni, ya'ni o'sha yolg'on da'voni qilayotganlar, noto'g'ri da'voni qilayotganlarni o'zini boshqalardan afzal qilib ko'rsatish uchun bo'lgan urinishidir. Ya'ni men shunday zotni muridiman, shogirdiman, o'shini izdoshiman, men insonlardan ustunman degan ma'noni aytmoqchi bo'lishadi. Xuddi shuni davomida hozirgi kunda mana shu O'zbekistonimizda, bizning yurtimizda o'sha o'rgan shayxi namoz o'qisa oldiga kelayotganini, qo'lidan ushab ko'chani aylantirayotganligini da'vo qiladiganlar ham bor. O'rgan odamga, odamlarga o'sha o'rgan shaxsning suratini ko'rsatib, mana shu odamga bay'at qiringlar, qo'l beringlar, qo'llaydi sizlarni deb suratini ko'rsatayotganlar ham bor. Ulug' odamlar ulug'ligi bor. Lekin vafot etgandan keyin o'sha vafot etganligi ham bor. Avvalgi aytganimizdek madad bo'ladigan bo'lsa, yordam bo'ladigan bo'lsa, nusrat bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloni o'zidan bo'ladi. Ahli solih kishilar duoda, boshqa bir ishlarda insonlarga bir o'rnak bo'lishi, ularni haqqiga duo so'rab Alloh taolodan bir iltijo qilsa, o'sha duosi qabul bo'lib qolsa, mana shu ma'nodagi yordami bo'lishi mumkin xolos. Har kishi ota-onasi agar rozi emas. Har kishi ota-onasi agar rozi emas. Hazratim ummat demaslar ham xudo bandam demas. Ham yana chor yollar barchasi do'stim demas. Pirmun demez, halilillah hem millen demez. Ul kıyamet gün imam-i azam yana mezhem demez. Kapkara umul ve yüzi bil tevbesi an makbul hem aldılar. Ne şu ruhi terbiye kitabının muallifi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Ularning fikrlarini bildilar, tariqat pirlari haqida. Ularga ergashgan insonlarning holatlarini, ularning so'zlarini, ularning munosabatlarini, ularning taqdirotlarini tushuntirib berdilar. Qizig'i shundaki farzandlarim, azizlarim, nur didalarim, ana shu shayx aytgan ilmsiz, savodsiz pir mening pirim. Hazrat pirlarimizning pirlari. Hazrat Ibrohimjon pirlarimiz, rahmatullah aleyh pirlarimiz bo'ladilar. Ve ularga yo'llaringiz noto'g'ri. Bu to'g'ri yo'l emas. Shariatga durust emas deb aytmadi. Aytmayapti degan shogirdlari, xalifalari Hazrati Qurbonali Ahmad Boqibulloh hazratimiz bo'ladilar. Ve bizning pirlarimiz
tunda tahajjudda Allohning huzuriga borib keladi. Hamma muridlarini qayerda bo'lishidan qat'iy nazar ko'rib bilib turadi. Ularning holatini, ularning yurish turishini hammasini bilib turadi. Agar shunga ishonmagan odam o'zi kofir, xotini taloq bo'ladigan bo'ladi degan so'zni mana men sizlarning otangiz, dadangiz, bobongiz men aytgan. Ana endi nima deb o'ylaysizlar? Nima deb tushunasizlar? Kimning so'zini haq deb bilasizlar? Kimning so'zini nohaq deb bilasizlar? Kimga ishonasizlar? Kimga ishonmaysizlar? Kimning ortidan ergashasizlar? Kimdan qochasizlar? Ana shu narsani sizlar hal qilib olishingiz kerak bo'ladi. Endi nima deymiz? Haqiqatda chiroyli ma'ruzani eshitdinglar. Chiroyli uning sharhini ham ko'rdinglar. Chiroyli munozabatni ham bildinglar. Ana endi sizlar meni so'zimni tinglanglar. Men ana shu ijtimoiy tarmoqlarda shu oldingi tariqat haqidagi ma'ruzani, suhbatni tarqatib, o'zlaricha juda chiroyli suhbat bo'pti. Mana bular ham shariat olimlari, shariat ulamolari, shayxlar ham tariqatimizni haq ekanligini aytayapti. Bular ham tariqat yo'lida yurish kerak deyapti. Tariqatni Hazrat Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan meros deb bilyapti. Bularning nasihatlari juda chiroyli bo'ldi deb o'zlarining ijtimoiy tarmoqlarida ko'z-ko'z qilib maqtab qo'ygan sahifalariga ostiga shunday bir so'z yozib qo'ygandim. Desam og'izi ichra ayturlal ham bor nav tosh deb yozgandim. Bu Hazrati Navoiy, Alisher Navoiy pirlarimizning Orazin yoqqoch ko'zimdan sochilar har lahza yosh. Bo'ylakim paydo bo'lur yulduz, nihon bo'lg'och quyosh g'azallaridagi bir qator so'zida. Endi bularni birodarlarimiz tushundimi, tushunmadimi bilmadim-u, lekin munosabat bildirishmadi. E'tibor ham berishmadi. Lekin farzandlarim, men sizlarga juda ham ehtiyot bo'lishingizni, juda ham hassos bo'lishingizlarni, juda ham e'tibor bilan, ilm bilan, farosat bilan bu hayotda umr kechirishingizlarni, iymon e'tiqodimizni, shariatimizni, dinimizni, iymonimizni, Hazrat pirlarimizning yo'llarini, Hazrat pirlarimizning nasihatlarini, Hazrat pirlarimizning dargohlarini ko'z qorachig'ingizni qanday saqlasangiz, o'zingizni joningizning halok bo'lishidan, yo'q bo'lishligidan, kufrga ketib qolishligidan qanchalik ko'rsangiz, mana shunday suhbatlardan sizni hazar qilishinglarni nasihat qilaman. Chunki
Benden başka, anengizden başka, babangizden, dadengizden başka sizlerge mihribanroq zot yok albatta. Dünya ahirette bizge Hazret Pirlerimiz abadilikte kandey mihriban, kandek fidakar, kandey can fidalik kılsa bu dünya hayatı da. Bu dünyadan isol aman imaniniz mi, dininiz mi, tarikatiniz mi, piriniz mi, adab ahlakiniz mi, hammasini ham mana shu dünyada sizler e'tibor bilan, farosat bilan saqlab qolishingizlarga albatta bizler ham sababchi bo'lamiz. Chunki Hazrat Pirlarimizning bir so'zlari Arsoyi pir, bajoyi pir. Siz bilan bizning pirlarimiz Hazrat Pirlarimiz bo'lsalar, ana shu Hazrat Pirlarimizning sizlarning ustidagi, ustingizdagi asolari, sizlarning qarshingizdagi balo qaytarguvchi xalifalari, sababchilari albatta bizlar bo'lamiz. Shuning uchun biz sizlarga Hazrat Pirlarimizning so'zlarini, nasihatlarini yetkizib, tushuntirib, sizlarni iymon e'tiqodlaringizni, dinu diyonatlaringizni, tariqatingizni, odob axloqingizni, pirlarimizning nazarlarini ko'z qorachig'idek saqlab, shundan ajralib qolmasliklaringiz uchun albatta biz qayg'uramiz. Mullalar, olimlar gapiraveradi, ketaveradi. Ular sizlarga hech qachon javob bermaydi, javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi va mas'uliyatni ham bilmaydi. Shuning uchun endi sizlarga ana shu suhbatni oxirgi so'zini aytishim, ya'ni biz tariqatga bo'lgan ehtiyojimizni, tasavvufga bo'lgan ehtiyojimizni Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning ruhiy tarbiya kitobimizdan topamiz degan so'zini ozgina tushuntirib bermoqchiman. Avvalo shuni aytayki, hech qachon tariqat, pir ustozlik, din iymon, haqiqiy muhabbat, haqiqiy iymon, haqiqiy din hech qachon kitoblar orqali insoniyatga, avlod ajdoddan avlodga meros qilib bo'lib qolmagan. Haqiqiy din, haqiqiy iymon, haqiqiy tariqat, haqiqiy saodat insondan insonga, qalbdan qalbga, muhabbat, ishq orqali o'tadigan narsa. Bular ahli kitob bo'lganinglar uchun hamma narsani kitobga oborib taqiydi. Dinni tushunishlik bo'lsin, iymonni kamolga yetkazishlik bo'lsin, tariqatni ham, shariatni ham, ma'rifatni ham, haqiqatni ham ana shu kitobga oborib taqiydi. Albatta, bu narsalar, bu shariat, tariqat, ma'rifat, haqiqat, hamma ilmlar, yo'llar albatta payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan qolgan. Lekin
Bu yollar, bu dindeki fark, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ötkenlerden keyin Çahariyeler devriden ajralishni boshlab Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin 4. halifeleri Hazreti Ali radıyallahu anhu hazretlerimizin şahidliği bilen ikkiga ajrab ahli şeriatlar ve ahli tarikatlar fırkası ataması bilen yoki ilm ahli yoki ishq ahli ya ahli qol ya yoki ahli hol degan atamalar bilan ikki yo'nalishda ikki toifada ikki jamoatda ikki xil din bo'lib biriga bir-biri bilan hech qachon gips bo'lmasdan doim bir-biriga o't bilan suv qanday bir-biri bilan jam bo'lmasa bu yo'llar bu ikki tariqat bu ikki yo'nalish mana siz bilan bizgacha yetib kelgan. Bizlarning, siz bilan bizlarning ota bobolarimiz ana shu ikki yo'nalishdan, ana shu ikki firqadan, ana shu ikki tariqatdan ahli tariqatlar, ahli oshiqlar, ahli hollar, sufiylar pir ustozlar tarbiyasi yo'nalishini meros qilib olganlar va biz ana shu merosning merosxo'rlarimiz. Bizning ajdodlarimiz sizning va sizlarning farzandlaringizning, mening o'g'il qizlarimning, nabiralarimning merosi bizdan oladigan merosi, omonati ana shu ahli tariqatlardan, ahli dillardan, piri komillarning qalbidan, ruhoniyatidan olinadigan iymon, e'tiqod, din, muhabbat, ilm, axloq, odob, fidoilik va insoniylik, odamiylik xislatlari bo'ladi. Shuning uchun ahli shariatlarni pirga qo'l bermagan ilmda bu hadis Qur'onda dinda iymon e'tiqodning yo'nalishlarida, ilmlarida va har bir holatlarida Hazrat Pirimizni muallim bizga Alloh taborak taolodan vahiy orqali bizlarga Alloh taoloning amrlarini, Alloh taoloning hukmlarini, Alloh taoloning nahiy munkarlarini Alloh taoloning jannat, do'zax haqidagi o'zining nahiy munkarlarini va'dalarini, va'idlarini bizga yetkazuvchi, o'qituvchi degan tushuncha bilan ya'ni ahli kitoblar suratida bizlarga shariatni, dinni o'rgatib kelayotgan zohidlar, obidlar, shayxlar toifasi bilan bizlarga kitob bo'lmasa ham, hadis bo'lmasa ham, ilm bo'lmasa ham bizga iymonni, dinni, e'tiqodni, ixlos muhabbatni,
Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin hallarını, adab ahlaklarını, insanilik ve ademilik faziletlerini bizge kalbden kalbge ötküzüp, ilmlerini ilmi laduni bilen, hal ilmi bilen, bizlergece yetkizip, kiletken piri ustazlarımız, piri kamiller, ana şu ikinci taife hisoblanadi. İkkala taifaning ham ajralishligi haqida Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam albatta bashorat qilib o'tganlar. Ya'ni mendan keyin ummatlarim 73 firqaga bo'linadi. Shulardan faqatgina ahli sunnat val jamoat najot topadi. Va xalifalik mendan keyin 30 yil davom etadi. Keyin sultonliklar boshlanadi deb bashorat qilganlar. Ana shundan keyin payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam dunyodan o'tganlardan keyin albatta bizning dinimiz, payg'ambarimizning merosi, dini, shariati ikki katta firqaga, ikki katta jamoatga bir-biriga qarama-qarshi, bir-biriga zid bo'lgan firqaga bo'lindi. Bu firqa ahli shariat, ahli kitoblar bilan ahli dil, ahli tariqatlarga bo'lindi. Shuning uchun bizning dinimiz shu paytgacha ikki toifa jamoatning merosxo'rlaridan ajdoddan avlodga o'tib meros bo'lib kelyapti. Siz bilan bizning ota-bobomiz ana shu ajdodlarimizning ahli tariqat, ahli dillarning merosini meros qilib qolgan insonlar va biz ham men ham sizlarga ana shu ahli tariqatlarning, ahli dillarning, ahli muhabbat, ahli ishqlarning merosini sizga o'tkazishim kerak bo'ladi. Va siz ana shu merosini qabul qilib avlodlaringizga, avlodlaringizga esa avlodlariga o'tkazishlik meros bo'ladi. Shuning uchun mening sizlarga birinchi vasiyatim hech qachon pirsiz bo'lmang. Alhamdulillah, Alloh taborak va taolo siz bilan bizga yo'qotib qo'ygan pirlarimizni qayta nasib etdi. Sizlar bilan bizlarni ahli tariqat qildi. Siz bilan bizlarni pirim bor degan saodatli so'ziga nasibador qildi. Siz bilan bizni Alloh taolo yaxshi ko'rdi. Yuhubbuhum yuhubbunahu. Agar Alloh taolo bizni yaxshi ko'rmaganda edi, biz hech qachon o'zimizning ilmimiz bilan, o'zimizning aql farosatimiz bilan, o'zimizning mashaqqatimiz bilan, o'zimizning to'at ibodatimiz bilan, amallarimiz bilan hech qachon bu yo'llarga nasibador bo'lmas edik. Shuning uchun kech bo'lsa ham meni mana 60 ga kirgan bo'lsam, 30 yoshimda mana shu menga nasib qildi. Alhamdulillah, sizlar ham mana shu yo'lda, mana shu tariqatning ichida Nuh alayhissalomning kemasining ichida Nuh alayhissalomning farzandlari, Nuh alayhissalomning qavmi bo'lib mana shu tariqatning ichida tug'ildilar. Ruhoniyatning ichida voyaga yetyapsizlar. Hazrat pirlarimizning shu ana shu qanotlarining ostida tarbiya topib voyaga yetyapsizlar. Sizlar mendan ham ko'ra baxtli insonsizlar. Shuning uchun mendan ham ko'proq sizlar shukr, mendan ham ko'proq sizlar ehtiyotkor, mendan ham ko'proq sizlar minnatdor bo'lishingiz kerak. Va bu narsani Hazrat pirimizni ko'z qorachig'ingizdan asrab, qalbingizni to'rida uni hech kimga
boşaltmasdan faqatgina qalbingizda, aqlingizda, parosatingizda, jismingizda, bütün borlig'ingizda, jonu jahoningizda Hazrat Pirimizni mahkam ushlab, ana shular bilan doim faxrlanib, abadiylikda birga bo'lishlikni nasib nasibador bo'lishlikni ve Hazrat Pirlarimizning soyayi davlatlarida, saltanatlarida mangu bo'lishlikni ajdodlarimiz bilan, avlodlarimiz bilan hammamiz Hazrat Pirlarimizning ruhoniyatning, ruhoniyat sultonlarining, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning, ularning merosxo'larining jamoasida birga bo'lishlikni Allohdan doimo so'rab, umidvor bo'lib, doimo duoda bo'lishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun men sizlarga bu ikki yo'lni farqini sekin-sekin aytib tushuntirib beraman. Bu burungi suhbatni keltirishdan yoki buning muallifini keltirishdan maqsadim ularning shaxsiga, ularning tutgan yo'liga, ularning aytgan so'zlariga raddiya yoki bo'lmasa bir norozilik yoki bo'lmasa qarshilik, dushmanlik qilishlik emas, faqatgina sizlarni bir ogohlantirib qo'yishlik xolos. Albatta biz bularga hech qachon dushman ham bo'lmaymiz, qarshi ham gapirmaymiz. Ruslarda hazayin barin deb qo'yadi, yoki bizlarda har kim o'ziga xo'jayin. Qo'yni ham, echkini ham o'zining oyog'idan osadi deydi qassob. Shuning uchun har kim o'zi uchun javob beradi. Bu dunyo bozor. Cho'ntagingizda sarmoyangiz, aqchingiz bo'lsa, pulingiz bo'lsa, xohlagan narsangizni olib, xohlagan narsangizni sotasiz. Shuning uchun bu dunyoda har kim o'zining xohlagan narsasini olib, xohlagan narsasini sotadi. Bu dunyoda nimaiki eksa, shuni o'radi. Nimaiki topsa, shuni olib ketadi. Shuning uchun Hazrati Bahauddin Balogardon Naqshbandiy pirlarimiz ma inkor namikunim, inkor namikunim degan ekan. Ya'ni biz bu ishni qilmaymiz ham va qilganlarga inkor qilmaymiz ham deb aytadilar. Endi men sizlarga qisqacha bu yo'llarning bir-biridan farqini, qachon, qaysi paytda ajralganligini va shu paytgacha qanday holatda kelganligini bir ozgina aytib o'taman. Hol so'rab kelmang yonimga. Avvalo oshiq bo'ling. Yoqmang u jonu tanim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qossa Navoiy Şeyh'din Pir Mughan Sarı ne ayıp? Kim? Bor tafavudlar basi. Makbul ile mardut ara. Elşe Navoiy Pir'imizde sözleyende. Kup nersene irada kaza buladı. Şeyhlerden kaçıp Şeyhlerden kaçıp yerlerde pirlerden ilim şeyhleri tafsir ya hadis ya bunca fiqh ilimleri akide ilimlerden kaçıp bir pir mughan serip pir mughan'a barıp pul kul verse ne ayıp? Yani bir pirgah barıp kul verip pirgah kul vergen bizim zamanımızda hemşirdeyiz birimizde barıp kol vergenimizden keyin bazı ustozlar pirge kol verdin mi? Şu
şu pirin menge gelip kol versin, ular savaçsız degen sözde bizler eşit koyganmız. Ular yanda pir ularının darğadaki bir pir degen nerse bu alim buluş gerek. Mutlak hamma kosan alim buluş. Hemma nersege cevap veriş gerek. Bizler onlardan alınırakmış. Sen bir savatsız bir insan var, kol verdin de pirin savadı yok, savadı kem. O pirin mükel bizlerge kol versin degen sözlerdi. Şunu yapar, şunu deydi eskenlerdi bizim. Elçin Novayı biz mi şu sözlerde eğit yaptılar. Kim? Bar tafavutlar. Tafavut ning hammasi bor albatta odamlar orasida tafovutlar bor. Ular hammasi qabul bo'lgan va qabul bo'lmaganlarning orasidagi bir orasidagi bo'layotgan narsa. Qabul bo'lish, qabul bo'lmasligi orasidagi bo'layotgan narsa. Tafovut shunda. Ayni hozir ham bu hozirgi zamonda ham mana shu narsa biz ko'ryapmiz. Ayni narsani biz ko'ryapmiz. Ishq endi bir bomba yoruvarayman. Ishq odamga kuch soluvchidir. Ya'ni bu yo'llarda eng og'li sifat ishqdir. Bu yo'llarda eng og'li sifat ishqdir. Ishq odamga kuch soluvchidir. Ishq jonni yondiruvchidir. O'sha uning ishq zavqi o'ti kufr bilan İmanlı yandırgıcıdır, güydürgıcıdır. Ben onu içip, camını içip, candan keçkey. Aklı huşu, dini imandan keçkey. Kafurlay meyhanasını içire mesken tutup, belimge zünnar bağlap, boynumge but askey. Meyhana piri aldı da uzunlu mes eylep, Kur'an'ı küyüzreyi ve butparası bulay. Bunge birer bir meşayihlerin bir ortası cevap veremeydi. Bunge birer bir meşayihler bunge cevap topamaydı. Birer bir meşayih bunun kurulda bulalmaydı. İşk diyen söz var. İşk. Bizde iman küfür var, iman var. İşk şu imanın en yukarı, en yukarı Allah, en yukarı pahaması, en yukarı tacı bu. Ne biz ışık deyip ateylik. İşık bu imanın kamalatka yetken halı deyip düşünüyorduk endi. Hazırki zaman imanı da, maddi imanı da bizler şu maddi fikrimiz mi, maddi kuvvetimiz mi, maddi aklımız mi, kitap yüzesinden, Kur'an yüzesinden okuyan kitaplardan algan manaviyatın akidelerimizin yığındısını iman da bahsediyemiz. İman da bahsediyemiz, buldu. Şu imanı, buldu. Işıkçı, bu kandı imanı. Bunlar senin berber bizi ertege şu sözge gelişimiz gerek. Biz ertege berber sözle açışımız gerek olardı. Çünkü Elşerna bu pirlerimiz, Alavudnatır pirlerimiz, hepsi bu söz, Nesimi pirlerimiz, Mansur Hallaç pirlerimiz bu sözle açıp etken. Biz bundan bir yandaşmışıp getirmeyiz yani. Elbette şu sözge biz varıp durarlarımız hazır edin. Kuşların hikayesini alıp varıp varıp varıp. Ama bu hatiler bir ötkenden geç, iş bu hatiyesine apkırışımız gerek olardı her bir insan. O ne madur bu? Vaydat aşık buldum degen sözün manası ne madur bu? Degen savalga berber biz cevap verişlikke mecbur muyuz? Çünkü sen şunu tasavvufunun edebiyatını düşünemen degen bir dava kıyarından keyin o zengin bayağı yazıcılarımız elbette bunların edebiyatçılarımız okurken de hazırca maskarılıp kürttürptü. Kan açırken var gözüne bunu ne madur ki? Bu şeyh bu yaşam bunu ne madur cevap vererken degen kürttürüştü ilacı yok o. Çünkü bundan biz kaçıp getirmeyiz. Azizlarimiz bilaylik ki, ishq bu shunday bir imonning komil imoniki Alloh taoloning ism sifatlarining quvvatiga yetishgan imon. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nur Muhammadning quvvatiga yetishgan imon. Ruhoniyatning ismi azam quvvatiga yetishgan imon. Simurh
neyişlikten vardır? Üç kuş diye söz. Üç türlü paça var. Allah'ın paçası, Peygamber'in paçası, ruhani paçası. Atiullah, Atiur Resul, ulul emri minkum degen ayetine bana mühürlep koyun. Sinde, sin beçarada, her bir nümede, beçarası bayağı moy kuş bası hem bir harabada oturup oken, sinde şu üçte paçalık minkum vatı barakeldi. Şu üçte paça, Allah'ın paçalı, Peygamber'in paçalı, ruhani paçalıklığının kuvvetiye, idrakiye, hasıl bölgendeki bol yetken imamda ışık demedirdi. Siz bilin bizim maddi haletteki imanımızdı, bizler iman demedimiz. Yani kurmagan narsaga iman degen sözünün manası, kurmagan narsaga özünü işendirebiliş degen söz edildi. Kurmagan narsani o'ziga ishontira bilishdi, biz iymon deb atalamiz. O'sha ishontira olmay qolsang, unda kufr deb qolinadi. Tushundingizmi? Endi bu yerda aytyapti Alisher Navoiy, sen ishqa borganing iymon va kufrni hammasini kuydirishing kerak. Men butparast bo'lay, men otoparast bo'lay degan so'zni aytib qo'ydi bu yerda endi. Kafirler meyhanasını mes tutay. Belimge zünnar bağlap, boynumge but asay. Meyhana pirini aldı da özümde mes eylep, Kur'an'ı, Kur'an ütte de ütte küydürüp, o butlarını butparas bulay. Bu sufülüklerin aslı şu iken de, de parmağımız sufülükte teşekkür ederim. Yakınlaşma bunge, yakınlaşma bu. Ulusun seni kabur kıladı bunlar yani. Bunlar seni kabur kıladı, işe de değildi. Sizlerimiz bir nersi, şimdi bir nersi ki yendim. Işk imanı hasıl bugün de sizler. Allah'ın isim sıfatlarından bugün kuvvetlerini, kuvvetler hasıl buladı. İdrak hasıl buladı. Vahva mahkum aynı mahkumdun. Allah siz bilen birge durursunuz. Hem mecelde dursuzlar, diken sözlerle manası hali alıp varasız. Biz bilen biz ilmi halette hemen bu sizin meşhur alemin hemmesi cisimden duralı, arazdan duralı ve gavkardan duruşu eken diken biz bilen biz. Cisimin imanı maddi iman buladı. Araz alamının imanı başkası buladı. Gavhar alamının imanı hakkında eğitili yaptı. Gavhar alamının imanını gavhar ışık da batırdı. Araz alamının imanını o şeylerle hizmet kıladı. Ruhaniyat ismi azam da batırdı. Koyalık. Cism alamı da elbette bu küfür mülen iman hasıl buladı. Cisim alamı da elbette kulağı o şey. Cisim alamı bu nefis alamı ki Kudanın bari kendilerini bilersiniz. Kur'an okuyusu başkalarsınız, Müslümansınız, iman kilitirgensiniz. Kudanın bari kendilerini bilersiniz. Peygamberimizin bari kendilerini bilersiniz. Kim kendilerini tanımasın sen bugün kendilerini tarihte bugün kendilerini bilersiniz de. Hazır bari değişiklikke diliniz varmaydı. Aklınız, etikazınız yetmeydi. Üçüncüden ruhaniyat alamı hem var değişlikke yani ilminiz, diliniz yetmeyiz. Şu gavhar simruh diye üçte kuş değişlikten de sende üçte kuşun kuvveti var. Allah'ın paçalığının kuvveti var. Peygamberimiz paçalığının kuvveti var. İdrak kuvvetleri var. Ruhani paçalığının kuvveti var. O şeyin simruh dedi. Hudhud bizler kuşlarda aşağı simruh kaça alıp barıştık. Sen işte şimdi kumurgandan keyin bayağı kuh kapka aşağıda yetersen. Degen sözlü bir de etçilikteki mana şu. Sen maşı 100% cisminde, 100% cismin, 99% boşluk olsa 99% toprak bunun elmen unsurlardan duradı. Şimdi 1% cism bu, surat bu kurunadı. 99% unsuratlarının 99% pustata bo'ladi, bo'shliq bo'ladi. U atom, neytron, proton, plyus, minus bilan to'ldirilgan bo'ladi.
Şimdi atom neutron proton 99% boşluk bulat da onun 99% kvant zarratlarından toplulgan bulat. Ama şimdi bayağı arası kısmı şu. Unsurlar atom neutronun kvant anlamları tutarak. 99 kvant alamının zerratının 99% boşluk buladı on bolsa şunun 99% ruhaniyatla doldurulgan bolası. Olan emir alamından doldurulgan bolası. Şimdi eseluğunu kendi ruh kul ruh men emir Rabbi diye ruh benim emir alamından duradı diye mahşubu dedi Allah Tebaalar Teala. O kuvvet o. Şimdi yani mesela birer bir insan bana şu deylik, bana şu güzel Türk'te kahvaltı deylik, bana şu ha bana şu cisminden, arazıdan, gavhardan durasın. Gavhar bulması kvant alamı, atom neutron madde alamı bulmaydı. Kvant, atom neutron, zerrat alamlar bayağı unsur alamı bulmasa bana ona aynalıp görünmeydi. Şimdi gavharın var ekenliğini şunu hakkıyla biz ispatladık değil yani Allah'ın emri gibi bir an. Uşa gavharda maktuba içerisinde Mongda edip 186. maktubu gibi o ruh alamın içi de hemmez, yani cisimin içi de hemmez, taş karısı hemmez. Koşulup hamk etmeydi. Ecrep hamk etmeydi. Ruh bana ikalası, çembercesi duradı. Var birbirine koşulup hamk etmeye, ecrep etmeye diyen sözüye vallahi birer bir mülle cevap veremeydi. Ne Uzbekistan'ın, ne Kazakistan'ın, ne Arabistan'ın da bunu cevap vermeyi. Bunu fakat sufiler gene, kamil insanlar gene cevap verebilişi mümkün. Ne için? Şimdi bu ayak yapız. Cisim durdu. Bundan unsurlar durdu bana. Onun tepesi de atom neutron protonlar durdu. Onun tepesi de kvant alamı durdu. Onun tepesi de ruh zerratı durdu. Ruh zerratı bana onu meydana getirip durdu. Kvant arkalı, atom arkalı, unsurlar arkalı o meydana geldi. Ruhsuz bu meydana gelmedi. Ligon. Ruh bunu koşulup gitmeyiz, bir vasıta onu yaratmayız. Bundan ecrap ham gitmeyiz. Bunun içi de hammas, taş karşı denmez diye fikir eğitildi. Bunu sen düşünmeysen onu beraber. Şimdi yapsız mı? Sen onu düşünmeysen de düşünmeysen. O ruhunun üstü de o arş buladı olmasa onun 99% boşluk olsa Peygamber'in nurumla doldurulurdu. Peygamber'in nuru hem Kudüs'ünde. Peygamber'in nuru bunu koşulup gitmeydi, acırıp gitmeydi. Böyle acırıp hem o içi de hem az, taş karşı da hem az. O Peygamber'in nuru bana şuna tasavvuf edip durdu. Şunu bilmeyin. Yani onun üstü de Peygamber'imizin nurunun üstü de Allah'ın 99 isim sıfatlarının, zat sıfatlarının tecelli ettik duradı. Mesela kölengesi duradı. O kadar Allah'ın sıfatı değilmez, ondan taşkarlık. Allah var oğul, var oğul, var oğul, ondan taşkarlık olan. Yani bana şunun numarası Allah'ın isim sıfatlarından ecrap konmaydı. Koşulup gitmeydi, onun içi de hemmez, taş karşı da hemmez, Allah'ın isminden uzak hemmez. Yakın hemmez. Çünkü Kudüs'ün gibi koşuyor, çünkü Allah tebarruf da, Allah sizler gelsin de, bu tamurlarınızdan yakın degen söz. Allah, yani sizin isim sıfatlanmadan bulgan tecelliyatınızda, Kudu yakın noktur sizin özünüzden hem yakın noktur degen mana hep çıkartıp ettim. Sizin imanınız mı bu halette turgan iman? Huzur var iken, andayken, bundayken deyip diken. İşk imanı ana şu tecelli zatka, isim sıfatlarga yetişip Allah'lık idrakmına Huzur'u kurtulur Allah'ın halı. Geç geldin ki o Huzur ondan uzakmıştır. O şimdi bir iman. Şu imanı, işk imanı yetken de
senin imanından küpürdüm, ben tüpürdüm senin. Yanırdım menge. Yine sözde ihtiyacı bitti. Şimdi ben butparası bulayım. Alabarası bulayım ben. Kur'an'ı yandırayım ben. Degen sözlerde ayıp koyu yaptı bitti. Kur'an'ı ki butparası ki bu başka derse ki bunlar şu makamge yetken insan bana şu ışık imanıge yetken insan bu. Kamil insan, kamil iman şu. O kamil insan bugün de Allah tebarak sağla alemnin hemmesine alemnin hemmesine elde hizmet kıldırız bunlar. İskender'in elçilikte varganlığı hakkında diyen bir hikayesi var. Okuyor musunuz? Ne çöldünüz? Allah 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 Allah. Bunu hiç kim düşünmeydi. Bir gün İskender şunday kararı gelip özünü özü elçi deyip tayinledi. Onun bu işi Hud-i Simruh kuşlarının paçası ge nama eltuçu kaputlarını isletedi. Yani o şah mektubunu alıp baruçu elçi sıfatı da becerisini lazım etti. O şey elçi barışı gerek bulgen memleketke elçi elçilerge has tertip de yetip baradı ve o yerde kişilerge İskender'in sözü budur de eytedi. Yani İskender o elçi bu baradı değil de. İskender o yüz elçi bu baradı. Bunu hiç kim düşünmeydi bana. Bunu hiç kim düşünmeydi. Kamil ışık, kamil imanga yetkende bunlar Allah tabarak tealanın halifesi bunlar. Allah uzu şularının suratı da alemde iştirak kıladı. Düşündünüz mü? Allah öz iştirak. Yani kamil insan bugün, kamil pir, kamil idrak. Allah'ın idrak, peygamberimizin idrak, ruhani idrak, gammazi idrakı ege bölgeninden giyin. Allah tebarek sağla alamın hemmesini ebedil ebed tasarruf kılıçlıkla bana şu kişiye tavşıradı. Çünkü halifatullah buladı. Yani İskender alamda özü kildi diğer manada işletledi bunlar sana. Düşündünüz mü? İş İmanına hasıl bugünden keyin sen maddi idrakının imanını hem küfürünü hem güdürü olur. Yani sen ötte ben mutparas bulayım, Kur'an'da yadırayı yandırayı deken mutparas manası nedir o? Bizler materialist biz. Yani kirletken faizlerde sen maddadan alıyatkenden keyin materialist bu kullanmış bizler. Çünkü senin Kur'an'ını yandırayı degen sözün manası, sen imanında sözden alıyorsun kelamsızdın. Madi idrakin minen alıyorsun. Senin imanında küydürüş gerek. Kitabın özden yemesi indi. Allah'ın özden demek yapmayısın sen. Ma yantiku anil hava in huve illa vahyin yuhava. O özünün, özünün tarafından, özünün maddelik tarafından sizlerge vahiy kıl yetken yok. O Allah'ın vahiyisini yetkesi bilebdi. Peygamberimiz dili Allah'ın dili babadı. Peygamberimiz, Allah tebarak sağla Peygamberimiz surası da bayağı elçi surası da Peygamberimiz bab geliyordu. Allah ile Peygamberimiz koşulup gitmeydi. Ama o Peygamberimiz Allah'ın hemme vakarlasını alıp geliyordu. Peygamberlik diyende bana şener senin düşünüşün gerek burada. Sen Peygamber diyende ömrünün 13 kitablarını hemme yalıp çıkardın desin. Peygamberimizle okuttu uçuyu de düşünürse ondan sözünü yetkisi için var. Peygamberimizin özü bana şu alemde hazır nazir iken de düşünemeyesin. Şu alem peygamberin nurumla, Allah'ın isim sıfatlarının nurumla, peygamberin nurumla, ruhaniyetin nurumla
Bayağı kumandın 99 poyizi ruhaniyetmen doldurup koyup ruhaniyet nurumundan doldurup da ruhaniyetinin tasarruf, piller mütasarruf, mütasarrufun tasarruf kılı yaptı degen sözde sen düşünmeysen sen. Farinatlar pirlimizden bu maşayarlar şu dersi düşündürüyor. Bu ışk imanının makamını düşündürüyor. Işk ne mayu, iman ne mayu geldi. İman kurmasından uzak da genelse ki işanabilişlik. İşk kurup bevasite tasarruf kılıp bevasite kulağımdan gebleşi bağır. Cennete gebleşe dediğinde bunlar hemen mali alandan çıkıp cennet halattırıp Allah tebarek teala'nın vekili, Allah tebarek teala'nın halifası olup onun ve hizmet kılı yaptı dediğin sözü düşünebilişimiz gerek bu da. Bu iman kılıçlığımız için. O şey iki kısa, satır kısa da bu. Ana şu, biz pirge gitsek mi olurdu? Bizim aramızdaki tefavut kabul bulgen buna, kabul bulmanın arasındaki tefavutu o şeydi. Bizdikiler kabul buldu, sizlerin kalp kitabı yüzünden turuttu, o ruhaniyet buna, sizler o idraklar buna, sizler alaka bağlanmagan sizler demek ki böyle yaptı. Subhanallah, mükemmelis, emma yasifin ve selamun. Ustozlarımız, oğlumlarımız, meşayihlarımız geçirip koysun bizlerden. Fakat bizler şu maddi idrakta alanda düşünüyoruz biz, dünyanın içeriye düşünüyoruz biz. Işık idrakla, Allah'ın patçalıkları buluyorken idrakla, Peygamberimizin patçalıkları buluyorken, ruhani patçalıkları buluyorken, imamla, ışık imamla düşünüşlükte Allah nasip kılsın. Aşık bol, her neyse kılsan aşık bol degen sözden ahl mahiyyatı şiddetler. Allah yarabbiler ne demek. Bizden dua edin ya. Bizden aşık bol kol edin ya. Sıfalar dünyada din kub, akım kub. Şöyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bitti hadisi, ruh doğrusu bulunan hadisi. Şunun hem bize cevap verir. الارواح جنود مجند من تعارف اختلف ومن تناكر اختلف الارواح روحانيات عالم الله'ın askerlerin olam şun tanıyan adamlar hemmesi bir yakadan baş götür dost bulabilir tanımayan adamlar daima birbirine hilafette ihtilafta birbirine karama karşılıkta ötedi birbirine akırıcı şu mezhebin köpeyişine 73 fırkı bölünüşlüğü, Hristiyanların 72 bölünüşü, Ben İsrail'in 71 bölünüp geçişlüğü, her nasıl şu ruhaniyet tanımazlıktan. Ruhaniyet tanımadı mı sen yanında özünün aklın, parasatın buna işgal uğrasın. Ruhaniyetke tanıgan vaktinde sen yanında ruhaniyette bitti adam buradı. Şu alemin başkasısı basısı buladı. Çünkü bu işlerimler de Allah emir kılgın. Allah'a Resul, ulul emri minka. Allah'a itaat kılınlar, peygamberi itaat kılınlar. Şu dünyada bir emirci var. Çünkü itaat kılınlar, bu oldu. Tanıdı, Rukuniyattan ise elbette çünkü itaat kılırdı. Sopu bu görmeden şu Rukuniyattan tanımasın sen de. Tarikatlar birbirine telaş, menik zor diye bir reyte uğradı. Tane gene gen zor mu, zor emez mi? Sen bittesi getirsen bu işin gereği değil. Şu tanıma genellikten yani birbirimiz, endakımız biz, endakımız da kötü uğradı. Şimdi şu ruhaniyetki tanıdım oldu mu oldu? Hemmesi bir yakadan bu çıkarım bilet. Peygamberimiz ama zaman nasip yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihtilaf-ı ümmeti rahmetin. Yani Allah adamlarının kabiliyetle her kıl bulur. Her gün bir hamması verecek her kıl vazifeler. Bir adam onun bir tesbih onu da kıl, onu da kıl, onu da kıl, onu da kıl. Sen onu da kıl, yakışık olup getirsen dedim. Çünkü okşaş Peygamberimiz. Kıraatın özü de bir 10-15 kıl kıraatlar var. Emeller de var. Fikh emeller de. Yani her kıl bir tesbih. Kıl degenlesen ikincisiye Allah bir meydir Peygamberimiz. Şerahsa bu sahabalar hemen şunlar sakın bir genemez.
Çünkü okşar şu ıhtılaflar bulardı ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bunu hiç kim ıhtılaf kımadılar. Çünkü hamması o şey bitti halifeli bu işin. Abu Bakır zamanında hiç kim ıhtılaf kımadı. Hazreti Umar'ın zamanında hiç kim ıhtılaf kımadı. Hazreti Osman'ın Rezallahu'nun zamanında hiç kim ıhtılaf kımadı. Bitti mesela bitti. Hazreti Ali'nin zamanında hiç kim ıhtılaf yok oldu. Dünyadan ötkenden keyin şu ıhtılaflar başlayıp gitti beyindi. Eşine kalp. Bitti adam bu boysun iş degen düşünce yok bu gitti de. Ruhaniyet alanında tanımaya gitti. Hemen ben bulamadım, ben bulamadım, ben bulamadım diye işlik götüp oldu. Eşine kalp. Şundan keyin öyle. Mezheplerin bulup gitçiliği, başka bulçiliği. Eşine kalp bulup gitti de. Şunun için. Hemen o şey ruhaniyeti alan denemezlikten. Nefsime ruhsuna farkı yok olmazlıktan kip çıkardı ama macer alır bu rakamızı. Ben ise öldüm. Musa Aleyhisselam'dan keyinem. Şuna kadar buldum. İsa Aleyhisselam'dan keyinem. Şuna kadar buldum. Şu kıyamet gençliği şuna kadar bulma terek elindi. Onun için şu. Bittesi gibi bu işin hiç gerekiyken de. Oğlum da şu Allah tebarek sağlarının elbette kıyamet günü geçe bunda bir Allah'ın dostu kutlu zaman buladı. Yok bu gitmeydi. Dünyanın amalından hemen izlep topu olmayıdı. O nasıl yani? Yan değil bir al başkası bilmeydi. Şu, fakat yani şu Rukonyat'ı özgü tanıp buldu. Bileylik şu. Birbirimizi hürmet kılaylık diyen söz gibi kulatta. O mesela ben birbirimize ulaşıp telaşıp min zorma, min zormandan uhtarı da yendi. Şu, çünkü ihtilafların buluşlu gibi şu. Ruhaniyeti onların bir tanımaslıktan, birler onların tanımaslıktan. Kip çıkadı on bu. Hatalıklar yendi. Yeni medisler. Eğitim de savunlarımız. Namazı okuturken de, Kur'an okuturkenimizde, zikirler kutluyanımızda şu hayalimizi hayalı da köprü aldım ben böyle uşak durganımız şu bu çağlamasını düşün bir çoraya kendilerini istedim bir çoraya kendilerini istedim bir himmet kendilerini istedim hayaller gelişip harkalı fikirler gelişliği hala nefs alamadan çıkma geldiğimiz, bilgenliğimiz, bir çıra ekenliğimiz, ruhaniyetki koşulalma etkenliğimiz de, şimdi aciz ekenliğimiz de, namazda hem okuyalmayımız, Kur'an'ı hem okuyalmayımız, zikirde hem kılalmayımız, de ben yoğma, pirim kıldırmazsa biz bunlar hiç kayısı gibi. Layık hammasımız, kılgurcu hammasımız. Degen sözde eğitimler. Layık hammessen, kılgucu hammessen. Oşa, pirim kul demez, oşa, senden geletken ilahi faizden hammes Kur'an okusul budur. Yedna bi ruhal kudus, yedul vayfa uqayı diyeyim, oşa, birilerden geletti edip, işanırlar. Şu inşaat kemiği de bizge. Şu inşaat kemiği de. Çünkü biz sahte karımız, biz sahte karımız. Sahte karımız şimdi. Şimdi acizlik bile bir çarımla hata karışım ben de okuyoruz. Şimdi doğru kuşluk ya, nakılışlık ya, mukavvatımız yok diyoruz. Şimdi kutursanız, ruhaniyetten buladı her bir nesi. Hatalarınızı ödüler, geçirip size uğradı. Şimdi yıkmasanız, özünüzü inanıp, ben zorman deyip kıldınız, hemen hata buladı. Birler benden gelip, menge gelip kol versin diye de olmasanız, kula uğrayan en şu. Bayağı söz şu. Bu sen erkek bul.
Eskip bulmasın bir er topgan bir hatun bul. Hadis mümkün aleman bu sen alim bul. Hamma narsaga yol boshlovchi. O mutaalliman. Ya bu mumsan shularni dars oladigan shogird bul. O muhibban shogird bo'lmasang ham shularga soshmasdan shularga muhabbat qiluvchilardan bul. Wala takun robi'an. Dörtüncü bu konu olur ya. Kaçlık kılavanlardan bu konu. Bu aşırı hadiste yaşandı. Ben sana etik koygen değil. Ben size etkin. Hazreti Pir'imiz yazıp birgen hatana şu. Ruhaniyet alamdı. Peygamber olamın, peygamber olamın. Tanıydıgan oğlum bu. Yapımızın aşılarda. Tanıydıganlarını kol gibi bayat kılıp şeyler ki şakırt bu. Murid bu. Bulmasam şunlar bunu bulmasam ama aşılar da yakışık olur bizim beşeramız da ihlas kılıp yakışık olur belki. Kurgan yoyduk onu bir yakışık koyuyor. İhlası gözetip koyar ama bu yakışıklar da koysun. Onlar da taş atışılardan babam. Halak bulasa. Fatuhlik. Halak bulasa. Sen kısa halak bulasın degen söz şeydi. Allah'a şükür. Küçüğü bu kop bizi deyindi. Küçüğü bu kop bizi deyindi. Allah'a şükür. Allah'a iman keltirgenimiz geçti. Peygamberimize iman keltirgenimiz geçti. Birimiz, birim bu deyip koygeni geçti. Müslüman kılıf şeriyette namaz okuyuşlardan koygeni şükür. Bu yeter taşıyordu. Birim var bu kulağın masa bu. Denin ham gerekmez de. Denin bu masa bu masın pirim bulsun desek. Ama zincin de bulur da bulur. Denin bu masa bu masın pirim bulsun. Şu anamalarda, Yusufcanların tarikatıdan, dedelerin tarikatlardan, kul dostlarımız bu arada. Hemmesi acerip gittik. Şunların hemmesinden acerip gittik. Uzlarının başka hemmesi toşatadı olur. Uzunların başı hemen getiriş atadı. Burası içinde adam yok. Adam gerçiliği yok. Gel şimdi getirdi. Bakıma Şerif bana niçin yıl, 10-15 yıl görüşmezdim. Bu arada selamun aleyküm dedim. Bana kitap okudun neydi de. Tarikat uzun yolu geldim ben. İmtihan kılıyım. Ey adam, ey adam. Kitap okusun sen adam ekensin deyin. Kolumuzu yiyip koltuğumuzu yorgan biz de şunlarla. Kıyamadın maksimum olmuşsun ağa. Eşek. Halak ol soramaydı da. Onlar da halak ol soraşlık yok olsun. Sadla maksimum olmuşsun ağaydı. Halak ol soramaydı. Ve Allah'ım kadar acayip. Durmadan kip durup bana yıkılamayın işte oturup kız. Yaş geldiniz mi deyip sorulmadı deyindir. Bu ne dedi? Yani aynı şeydeki kalbideki oluyorken kasavat, katırlık, garızlık bu. Yine bu maddi insana mı soruyordu ki şimdi? Tanımasın mı iyiydi, başka kılsan mı iyiydi? Atalarımız mı? Hem pireler, şunlar mı kalmaz? Ama iyi sen yandı. Kadar birimizin ışkı, muhabbeti. Biz eşeğe yönetken yok. Eşeğe, hiç nerede de. Hiç nerede bize, gözümüze korsatmıyor. Dünyanın oğulları, umuşayıkları, birler. Pirin hazır olsa, Hızır İlyas. Nedir kardeşimizde? Hızır hem İlyas hem Pirin. Çünkü pirin Allah durur. Pirin peygamberin durur. Pirin ruhaniyetin sultanı durur. Hızır'ın ne gereği var? Süleyman'ın senin ne gereği var? Şimdi iyi olmasak hemizde. Allah'a şükür. Şimdi iyi olmasak hemizde. Küçük mühendide kendimizde ana şuna iterek hemiz. Bağırıp sen yani pirinde imtihan kılınman desen yanda. Ulan urgan ana şu. Kuramen kandayken andakın andakın için. Kafuru tersa senden artık dur. Yap koyalım. Kafuru tersa senden artık dur.
Oşa bit para, bit taştı ben kolayım değil mi? Sen geçti kanıttı. Oşa bütün halatını taptı da yendi. Sen birin geçen hem ıhlas kılamaysan da yendi. Birin geçen ıhlas kılamaysan.